Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecma'in. Bu arada siz bulana kadar şöyle bir özet yapacak olursak ne olur? Taharet başlar diyoruz. Evvela mukaddime, fıkhın mukaddimesi oldu. Fıkhla alakalı genel bir bilgi verildi. Dört mezhebin kitapları, Hanefi mezhebinin kitapları, Zahirul Rivaye, Nadirul Rivaye, Nevazil denilen kitapların listelerini size söyledik. Şafii mezhebinin kitaplarını ve alimlerini zikrettik. Maliki ve Hanbeli mezhepleri hakeza. Ve fıkhla alakalı farz nedir, vacip nedir, sünnet nedir, müstahap nedir, edep nedir, mekruh nedir, tahrimen mekruh nedir, tenzihen mekruh nedir, farzın kısımları, farz-ı kifaye, farz-ı ayin, bunlardan bahsedildi. Sonra mültaka sahibi, Halebi Hazretlerinden bahsettiği hayatından. Bunun mukaddimesini yaptık, mukaddimesini okuduk, kitab-ı tahara dedi. Bütün fıkıh kitaplarının mukaddimesinde olduğu gibi, Bismillahirrahmanirrahim, ya yühellezine amelû, ya kumtum ile salatı fâsirû hucûhekum ve yedîkum ile merâh kullamışlar hudûrû usûkum ve yedîkum ile kâbeyim. Yani Maide Suresi 6. ayet-i kerimeyi okuduk. Bu ayet-i kerime, işte namazın dört farzından bahseden ayet-i kerimeden biraz teferruata girilmiş oldu. Yani mes niye dörttedir? Veya Şafii mezhebine daha farklı mes. Malikilere göre katlama mes olması lazım. İşte oradaki şeyin bahar üzerinden alete veyahut da işte mesajda geri dahil olmasıyla mananın değişmesinden bahsedildim. İlen merafık ederken ondan sonra oradaki ilah harf üzerinin manasında olduğunu gördük. Çünkü ilah harf üzerinin markabesi mabadinin hükmün şeyindense, cinsindense aynı hükme dahildir. Dolayısıyla ellerin yıkanması ile merafıkı dirseklere kadar değil, dirseklerle beraber demiştik. Ondan sonra tıpkı şey gibi ve'timus siyame ile neyli mesela şeyi, orucu akşama kadar tamamlayın. Ya buradaki oruç farklı, akşam farklı lafızlar olduğu için aradaki ilahilerin manasına değildi. Bunları görmüştük. Sonra guslün farzını, abdestin farzını gördük, dört olduğunu, sünnetlerini okuduk. Teferruatını, yüzün ölçüsü nedir, uzunluk cihetinden, genişlik cihetinden, işte ayaklar nereye kadar yıkanması lazım. Bunların ahkamından bahsettik. Bunların delillerini okumaya çalıştık. Hadis-i şerifleri vesaire, ayet-i kerimeleri. Sonra şey okundu. Abdestin müstehabı okundu. Ondan sonra abdesti bozan şeyler okuduk. Abdesti bozan şeyler nelerdir? Bunlardan bahsettik. Sonra gusle geldi sıra. Guslü okuduk. Guslün farzını okuduk. Ve guslün sünnetini okuduk. En son şu ibarede kalmıştık. Ve fulu vali inzali meni. Bu da kalmıştık. İnzali meni'nin inzalinden dolayı, meni'nin inzalinden sebebi. Evet, meni'yi okuduk, vedi'yi okuduk, mezi'yi okuduk. Mezi, vedi, meni. Bunları gördük. Veya göreceğiz. Göreceğiz. Görmedin mi? Anlatmadın mı? Göreceğiz. Evet. Bu yeni konu hocam. Burada tamam. yeni göreceğiz. Tamam. Tamam, doğru. Mezi, vedi. Mezi nedir? Onun benim bu alt yan kaynaklarda var da o tabi vedi ve mezi isminin üzerine geldiğimiz zaman da bahsederim burada. Li'inzali meni'in meni inmesiyle, gelmesiyle bu sürat-ı zaman farzdır. Öyle meni zi defkin ve şehvetin, şehvet ve defk sahibi olan. Yani yerinden çıkarken yani şehvetli olarak ve böyle atılarak çıkan meniden dolayı usul abdest almak
farz kılındı. Velev fî nevmi uykuda bile olsa. Ya yani uykuda bile olsa men geldiği zaman da ne olur? O kişinin gusül abdesti alması farz olur. Peki ne vakitte? İnden fısalihi o meninin infisali anında yani yerinden, karargahından yani belden ayrıldığı anda erkeğin belinden ayrıldığı anda la hurucihi çıktığı anda değil. Yani ittifaklar çıktığı anda değil, yerinden ayrıldığı anda. Karargahından şehvetle çıktıysa dolayısıyla bir insan buna oradaki benimle çıkmasına engel olsa şehveti dindikten sonra şehveti dindikten sonra salsa ve o beni tutmuş olsa ne gerekir? Bu fetvaya göre gusül abdesti gerekir. Evet ama hilafeti Ebi Yusuf'e rahimahullah Allah'ın rahmet etsin İmam-ı Ebi Yusuf buna muhalefet. İmam-ı Ebi Yusuf'a göre şey gerekmez. Yani yerinden, karargahından şehvetle ayrılsa bile eğer çıktığı zaman da erkeklik uzundan çıktığı zaman da eğer şehvetle çıkmadıysa, şehvet dindikten sonra çıktıysa hocam İmam-ı Ebu Yusuf'a göre şey gerekmiyor. Usul gerekmiyor. Yani İmam-ı Ebu Yusuf ne yapıyor? Buna muhalefet ediyor. Yani lafuruji. Var ya. Evet. Ona muhalefet ediyor. Tamam mı? Ya çıkmadığı zaman gerekmez diyor mu? Evet. Peki bu fetva mıdır hocam bu? Fetvadır. Asıl fetva hangisidir? Asıl fetva birincisidir. Yerinden şehvetle ayrıldığı zaman da sen ona engel de olsan şehvet dindikten sonra ve aletin intişarı bittikten sonra şu olsa bile yani böyle bıraksan kendi halinde sıvı halinde gelmiş olsa bile yani gelse idrarla şehvetsiz şeysiz veya idrarla gelmiş olsa ne gerekir? İmam Ebu Yusuf'a göre gusül gerekmez ama birinci fetvaya göre gusül gerekir. İmam-ı Azam'da Muhammed'e göre gerekir. Gerekir. Evet. Daha niçin gusül abdest almak farz kılındı? Lerubyeti müsteyqızın takip etsene sen. İşte olsun şöyle yer gel oradan yanında takip edersin. Ve lerubyeti müsteyqızın uyanan kimsenin görmesi ile uyanan görmenin uyanan kimse gördüğü için tabii neyi görüyor? Beni görüyor değil mi? Onu söyleyeyim evet. Belede. Öyle kimse ki lem yetezekere hatırlamadı neyi el-ihtilam ihtilam olduğunu hatırlamadı. Yani rüyalandığını, rüyada herhangi bir şehri bir şey gördüğünü hatırlamıyor. İşte bu şekilde ihtilam olduğunu hatırlamayan uyanan kimsenin uyanan kimse gördüğü için bile usul gerekir. Peki neyi? Belenin ıslaklığı. Velev meziyen mezi bile olsa, meziyen, mezi bile olsa, o akan şey, mezi bile olsa yine de gusül gerekir. Niçin? Çünkü insan vücudunun sıcaklığını hatırlamıyor. Vücudunun sıcaklığından dolayı ne olmuş olabilir? O meni incelmiş olabilir. Çünkü mezi, evet, daha meniden daha incedir. Evet. Vedi idrardan sonra, gelen idrar ettikten sonra veyahut da hani ıkındığın zaman da veya işte zorlandığın zaman bir şey kaldırdığın zaman gelen o katı sıvıya meni gibi olan sıvıya şehvetsiz gelen sıvıya vedi deniyor. Bu ince olursa mezi deniyor. Şehvetle gelirse buna da mezi deniyor. Evet. Ve meziyen mezi bile olsa hilafen lehu meni deniyor hocam. Son mezi dediğinizde meni. Şehvetle gelirse meni. Meni evet. Ve meziyen mezi bile olsa. Evet. Hilafen lehu, o bu zamiri İmam-ı Ebu Yusuf'a gidiyor. İmam-ı Ebu Yusuf yine buna muhalif oluyor. Evet. Hulife hazana kavlu hilafen li Ebi Yusuf. Her yerde böyle. Hani hilafen lehu, hilafen lehuma, hilafen li Ebi Yusuf. Bunun açılımı nedir? Hulife hazana kavlu hilafen. Her yerde budur. Bunu daha önce söylemiştik. Hatırlıyorum şey okurken hocam. Ondan yılda görmüşüz. Evet. Bunu orada söylemiştim ama bir daha hatırlatmış olayım. Yani hulife muhalefet olundu. Hazel kavlu bu söz, şu fetva, hilafen hilaf muhalefet olunmakla kimçin lehu onun için demektir. Açılımı budur. Ama tabii bu şekilde devamlı mana veriyoruz. Nasıl veriyoruz? Hilafen lehu. Yani hilafen le Ebu Yusuf, İmam Ebu Yusuf buna muhalif oldu diyoruz. Tamam mı? Hilafen lehu, o bu zamirine Ebu Yusuf'a gidiyor. İmam Ebu Yusuf, evet ne yaptı? Buna muhalif oldu. Evet. İmam Ebu Yusuf'a göre eğer mezi ise o şey, gusül abdesti alması gerekmez. Ama asıl fetva, müftabih olan fetva birinci fetvadır.
Daha niçin gusül abdesti gerekir? Böyle ilacı haşafetin. Haşafe erkeğin ve kadının sünnet uzuvlarına verilen isimdir. Erkeğin sünnet uzuvu bellidir. Böyle ilaç, ilaç girdirmek. İdha bir mana ilhal. Böyle ilacı haşafetin, haşafeyi girdirme, haşafe o miktarı yani. Çünkü bazı insanlarda haşafe olmayabilir. Allah-u Teala o şekilde yaratmış olabilir veya evet, da kopmuş olabilir, bir şey olabilir. Daha niçin gusül gerekir, farz olur? Böyle ilacı haşafetin, haşafe girdiği için. Nereye fi kubulin öne veya dübürin arkaya. Tabii bir şeyin haram olduğunu, yani ön arka derken helalliğine haramdan konuşamıyoruz. Evet. Burada helallik haramla konuşuluyor. Yani gusülü gerektiren şeyler konuşuluyor. Evet, hani işin haram kısmı şimdi o bir tarafı, o ayrı. O zaten malum. Fi dübürin, fi kubulin ev dübürin öne veya arkaya o haşafe miktarı yani sünnet uzunun kaybolmasıyla yine ne olur? Gusül gerekir. Peki kimden olan o kubul ve dübür? Min ademiyin, ademi yani insandan, insan olacak. Öyle insan ki hayyin, diri olacak. İnsan deyince hayvan çıktı buradan. Hay deyince ölü çıktı. Ölü çıktı. Ve in lem yenzil, inzal olmasa bile. Yani boşalmasa bile. O kişi boşalmasa bile sünnet uzunu önden veya arkadan girdiği zaman da gusül gerekir, farzdır. Alel faili, kim üzerine alel faili? Fail üzerine, daha ve lef olim meful üzerine. Yapan ve yapılana, her ikisine de gusül gerekir. Tamam. Daha niçin gusül, abdest almak farz kalındı? وَلِ اِنْقِطَاعِ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ حَيْزٍ وَنِفَاسٍ اِنْقِطَاعِنْدَنْ سَبَبْ Hayızdı kadın, hayızdan kesildi. Nifastı, nifastan kesildi. O hayız idi, hayızdan kesince niçin şey yapıyor, kadın niye gusül abdest alıyor, bunun delili ne? Bunun delili şu ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَدْخُرْنَ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ Sakın o kadınlara yaklaşmayın. حَيْزِ فِي الْمَحْيَضِ O hayız anında hatta yedhurne temizleninceye kadar. Temizleninceye kadar deyince burada şu var. Bu ayet-i kerimeden biz hayız olan bir kadının temizlenmesi gerektiğini anlamış oluyoruz bu ayet-i kerimeden. Peki nifas? Nifas da hayızdan dolayı hayız kan, biriken hayız kanı olduğu için o da ona kıyas ile ne oluyor? Onda da nifasta da gusül gerekiyor. Yani hayız kanından dolayı şey gerekmesi, gusül abdesti almak alınmasının gerekmesi nas yani kitapla Kur'an ayetiyle sabit. Nifas ise o da icmaya sabit. Yani kıyas ediliyor. Yani nifas hayza kıyas ediliyor. La li mezin ev meziyin ve vediyin. Mezi veya vediden dolayı gusül gerekmez. Neydi mezi ve vedi hatırlayacak olursa buradaki yapılan tarife göre altta kayıtta el meziyyu huve ma'un rakiqun akıcı bir sudur diyor. İnce bir sudur. Ebyadu, beyaz, akıcı bir sudur. Yahrucu min kubulir racul. Adamın ön tarafından çıkar. İnde mula'abetihi zevcetehu. Hanımıyla oynaştığı anda diyor. Ve bu necesun ittifakan. İttifakla Hanefi mezhebine göre bu necestir. Kel bevli, tıpkı idrar gibi. Ve innemâ yecibu fihi isâletuhu bil ghasli sümme budu ba'dehu in arâde kurbeten. Evet. Bu alt kayıt, alt kayıt ibareye dönelim şimdi. Ha, vediyi de okuyayım burada kayıttan. Huve ma'unu ghalizun, bu da katı bir sıvıdır. Yahurcu ba'del davul, idrardan sonra çıkar. Ve kâle la'ayni diyor ilahe. Tamam. Evet. Yani mezi veya vedi. Evet. Mezi veya vedi. Vedi idrarla yani çıkıyor ama mezi idrarla çıkmıyor. Evet. Ayrı. O işte o malum evet, sebepten dolayı. Daha vahtilami belelin, vahtilami beled mi, vahtilamin bila belelin. Vahtilamin yine niçin gerekmez gusül? Vahtilamin ihtilam olduğu için yani rüyasında adam neler gördü neler, ne maceralar yaşadı rüyasında ama bila belelin ıslaklık olmaksızın. Uyandı baktı ki hiç böyle bir şey meni falan gelmemiş. Bu yine şey gerekir mi? Gusül gerekir mi? Gerekmez. Rüya, rüyasın Mevla'nın ikram olduğuna. Ve ilacin ve girilmek. Niye hocam? Biliyorsun. Olmaz mı? İkram olmaz mı? Yani adam oruçluyken unutuyor, yemek yiyor. Mevla rüyasında bir şeyler gösteriyor adama değil mi? Hocam hatırlıyorsan. He? Yani hatırlıyorsun. Sonra baktık ki kurmuş.